Erzurum'da karayolu trafik güvenliği ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, trafiği günümüz toplumuna terörden sonra başa gelen bir bela olarak nitelendirilirken, Vali Ahmet Altıparmaksa kentteki trafik sorunlarına değindi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Toplantısı polis evi salonunda yapıldı. Soru, görüş, öneriler 6. Açılış konuşmasını yapan Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, trafikte yaşanan sorunlar ve insan hayatında öneminden bahsetti. Günümüz toplumunda trafiğin terörden sonra başa gelen en büyük bela olduğunu söyleyen Müdür Yıldız, kurallara uyulması halinde daha huzurlu bir ortamın oluşacağını söyledi. Malumunuz günümüz teknolojisinde, günümüz toplumunda terörle uğraştığımız gibi bir de ikinci bir belamız var başımıza, trafik belası. Maalesef bunsuz yapamıyoruz, trafiksiz olamıyoruz. Trafiğe karışmamış bir kişi, bir insan, zengini, fakiri mutlaka hepimiz trafikteyiz. Trafiğin problemleriyle bizatihi yüz yüze durumdayız. Bunları hep birlikte üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler emniyet camiası olarak trafik probleminin tatsız kısmındayız, ceza yazan tarafındayız. Ve tabii ki mutlaka bir farkındalık oluşturma, bir bilinç oluşturma gibi vazifemiz var ama neticede ceza yazan tarafız. Ve bu da maalesef bazen vatandaşlarımızı, insanlarımızı üzüyor. Bunu da yapmakla mükellefiz. Bu meseleyi hep birlikte kabul etmek, hepimizin ortak problemi gibi görmek. Çünkü trafiksiz bir günümüz, trafiksiz bir insan tahayyül edemiyorum. Çok hızlı bir akan bir zaman diliminde hepimizin bir yerlere yetişmesi, bir yerlere gitmesi gerekiyor. Ve trafik kurallar bütünü, kuralları olabildiğine uygulayabilirsek, kuralların hepsi zaman içerisinde damıtılmış, imlikten çıkmış olan hususlar. Ve bunları bizatihi bir hafta uygulayabilirsek mutlaka bir başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Tescil ve Denetleme Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hakkı Kaynak, trafik güvenliğinde mevcut durum konulu sunumu yaptı. Çabası 20 milyar bir ekonomik maliyet zararı var. İlimizde ise sevindirici bir haberimiz var. 2012 yılı 11 Eylül döneminde 26 ölümlü kazamız var. 2013 yılı 11 Eylül döneminde ise 12 ölümlü kaza. Son olarak kürsüye gelen Vali Altıparmaksa trafik hengamesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Kentteki trafik sorunu hakkında birçok karar aldıklarını söyleyen Vali Altıparmak, alınan kararların belediye tarafından uygulanıp uygulanmadığını ay sonu raporlarda tespit edeceklerini söyledi. 5 konu arkadaşlar. Kırmızı ışık, emniyet kemeri, egzozun yoğun kirlilik yaratan araçlar olabilir. Bir de tehlikeli araç kullananlarla beraber, çok tehlikeli araç hissediliriz zaten. Onunla beraber özürlü engelli gibi veya çok bariz şekilde yol ortasında aracı bırakıp gidenler gibi hak yasağı uymayalım. 4 madde var. Bunu fark ettiğiniz bizim için yeterli. Israrla, her yerde söylüyorum, Amerikan başkanlar da bir çalışma metodu yok. Başkan da şöyle çalışıyor, bir haftası tamamen eğitim ayrılıyor. Bütün program eğitim, rutinin dışında. Herkes zannediyor ki Amerika başkanı değil. Ne kadar önemli diyor ya. En önemli iş o zaten. Biz de diyoruz ki bir hafta, rakip emniyetçilerimize de aynı şeyi yapıyorlar, size de yapalım. Bir hafta sadece kırmızı ışık ve kemer. Şehirde canlı bir anda hava değişir. Çünkü kırmızı ışık değer durumda kural tanımıyor insanlar. Çok fazla uygulamayan var. En başta tabii kırmızı ışıktan daha çok da yanlış park veya keyifli park. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın yaptığı konuşmadan sonra katılımcılara emniyet kemeri konulu film izletildi. Bir tane kadını üzerine almak suretiyle kadın olay yerinde vefat etmişti. Ölümlü kazaların bir tanesi de.